Gelişmelerle karşınızdayız sevgili seyirciler. Dünden bu yana devam eden maratonda Meclis Genel Kurulu'nda anayasa değişiklik teklifinin maddelerine geçilmesi için yapılan oylama sonuçlandı bildiğiniz gibi. Ve oylamaya katılan 480 milletvekilinden 338'i evet, 134'ü hayır oyu kullandı. Oylardan ikisi çekimsel, beşi boş, biri de geçersiz sayıldı. Bu arada Meclis Genel Kurulu'nda şu an için ara verildi çalışmalara. Tekrar sıcak gelişmeler oldukça döneceğiz. Başkanlık sistemini içeren anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinin ilk gün mesaisi dün sona ermişti. Oylamaya katılan 480 vekilden 338'i evet, 134'ü hayır oyu kullandılar. Oylardan ikisi çekimser, beşi boş, biri geçersiz sayıldı. Ve bu sonuçla birlikte 330 olan oy barajı aşıldı. Yeni anayasa değişikliği teklifinin mecliste görüşülmesi de kabul edildi. Birinci madde üzerindeki görüşmeler başladı. Bu arada görüşmeleri dün olduğu gibi yine sadece Halk TV ekranlarının izleyebileceğinizi bir kere daha hatırlatalım. Dün de biliyorsunuz görüşmelerin başlamasından bu yana Meclis TV'nin yayını da kesilmesinden sonra Halk TV ekranlarında sıcak gelişmeleri sadece Halk TV ekranlarında bulmuştunuz. Evet, neler yaşandı oylama sırasında? Aslında dün gecenin en sıcak gelişmeleri de o anlarda yaşandı. Tartışmalar çıktı. Şimdi oraya dönelim. Başkanlık sistemini getirecek yeni anayasa teklifinin mecliste görüşülmesine ilişkin oylamada bazı AKP'li milletvekilleri gizli oy kullanmaları gerekirken açık oy kullandılar. Anayasaya aykırı bu tutum nedeniyle de mecliste tartışma yaşandı. Başkan burada müdahale ediliyor, müdahale. Müdahale etti. Odaya girdi müdahale etti. Yok, yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor, yalan. Yalancı sensin. Yalancı sensin. Yalancı sensin. Terbiyesiz. Bakınız, Sağlık Bakanı da açıkta oyunu göstererek kullandı. Sayın Bakan suç işledi. Koskoca bakan suç işledi. Sen ne ilgilendiriyorsun? Sana mı soracağım? Benim şirketim gitme ya. Bütün bakanlar dahil suç işliyorlar. Çoğunluk partisine mensup sayın milletvekillerinin neredeyse tamamının oy kabinlerine girmeden dışarıda ve göstererek oy kullandıkları tespit edilen bir gerçektir. Gizliliği ihlal eden varsa telefonlarıyla veya buradaki kameralara çekim yapan milletvekilleridir. Anayasa teklifi meclise geldi, ilk tur oylamada tansiyon yükseldi. Anayasa gereği gizli olması gereken oylamada bazı vekiller oyunu açıktan kullandı. Ayşe Gülsün Bilge. Sizin orada ne işiniz var? Ne demek müdahale ettiğiniz? Buyurun. Oylamanın gizli yapılması gerekiyordu. Ama hiç de öyle olmadı. Oylama sırasında tansiyon giderek arttı. Bazı AKP'li milletvekilleri kabinlere girmeden oy kullanınca ortalık karıştı. Başkan burada müdahale ediliyor, müdahale. Müdahale etti. Odaya girdi müdahale etti. Bakınız, Sağlık Bakanı da açıkta oyunu göstererek kullandı. AKP'li milletvekili Orhan Deligöz de oy verirken böyle görüntülendi. Deligöz'ün kardeşi Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ayhan Deligöz, 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'den gözaltına alınmıştı. Sosyal medyada Deligöz'ün kendisini aklamak için oyunu açık kullandığı yorumu yapıldı. Bu nasıl gizli oylama? Aferin. Oylama sırasında mecliste tansiyon hiç düşmedi. Açıkta oyunu göstererek kullandı. Sayın Bakan suç işledi. Koskoca bakan suç işledi. Anayasanın 175. maddesine göre anayasanın değiştirilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az 1/3 tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler genel kurulda 2 defa görüşülür. Değiştirme teklifinin kabulü meclisin üye tam sayısının 1/5 çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür. Türkiye'nin geleceğinin oylandığı anayasa görüşmelerinde CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, uyuyan AKP'li vekillerin fotoğrafını paylaştı. Bu arada tartışmalarla geçen oylamada evet cephesindeki fire sayısı beklenenden fazla oldu. Bundan sonraki turlarda 9 hayır oyu daha çıkması durumunda referandum sayısı sağlanamayacak. Devam ediyor. Buyurun arkadaşlar.
Evet, şimdi yine dün geceyle devam edeceğiz. Aslında az önce de hatırlattığımız gibi gizli yapılması gereken oylamada neler yaşandı? Kare kare görüntülendi o anlar. Bunlardan biri sevgili seyirciler sırada. Skandal görüntüler var dedik. Anayasa gereği gizli yapılması gereken oylamada AKP'li vekiller hem genel kurula hem de birbirlerine kullandıkları oyları gösterdiler. Dün gece de bu görüntüleri sizlerle paylaşmıştık. Ve bu usulsüzlüğe MHP'den katılanlar da vardı ne yazık ki. Onlardan biri de MHP'nin genel başkan yardımcısı ve İstanbul milletvekili Celal Adan'dı. MHP'nin önemli isimlerinden biri. Adan da yine gizli kullanması gerektiği oyunu AKP'li meclis başkan vekili Ayşenur Bahçekapılı'ya gösterirken görüntülendi. O anları getirelim ekranlara şimdi. Bizim işimiz sizin burada aşağıda. Evet, dün gece oylama anında çekilen karelerden bazıları bunlar, görüntülerden sevgili seyirciler. Gizli oylama, anayasa gereği yapılması gereken gizli oylama bildiğiniz gibi. Ancak bazı vekiller usulsüz oy kullandılar. Oylarını birbirlerine gösterdiler. Bunlardan biri de MHP'nin önemli isimlerinden Celal Adan tarafından gerçekleştirildi. Evet, ekranda görüyorsunuz Celal Adan oyunu kullanacağı sırada AKP'li meclis başkan vekili Ayşenur Bahçekapılı'ya gösteriyor hangi oyu kullandığını. Bunun gibi birçok olay yaşandı ama Celal Adan'ın görüntüleri bunlar. MHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın oy kullandıktan sonra meclis başkan vekili, AKP'li meclis başkan vekili kullandı, Ayşenur Bahçekapılı'yı kullandığı oyu işte böyle gösteriyor. Tekrar tekrar getirdik ekranlara. Evet, buna benzer çok görüntü var dedik. Meclisteki sıcak anlara ve bu görüntülere, neler yaşandığına tekrar döneceğiz ilerleyen dakikalarda. Bugünün önemli gelişmelerinden biri, önemli haberlerinden biri de Gaziantep'te yaşandı bildiğiniz gibi. Emniyet Müdürlüğü'nün önünde bir terör saldırısı vardı. Saat 15-15 sularında teröristlerle güvenlik güçleri arasında bir çatışma yaşandı. İki teröristin Emniyet Müdürlüğü'ne canlı bomba eylemi için gittikleri iddiaları var. Çatışmada bir polis hafif yaralandı, bir teröristin ise öldürüldüğü ve diğerinin de kaçtığı belirtiliyor. Teröristler Emniyet Müdürlüğü'nün arka kapısından içeriye girmeye çalıştılar. Nöbetçi polis memuru fark edilince silahlı çatışma çıktı. Ve çıkan çatışmada bir terörist öldürüldü, bir polis memuruyla çevredeki bir çocuğun yaralandığı bilgisi var. Kaçan ikinci teröristin yakalanması içinse operasyonlar hala sürüyor. O anlara ilişkin görüntüler, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün önünde yaşanan çatışmaya ilişkin görüntüler. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, hatırlayacaksınız, 1 Mayıs 2016 tarihinde de yine benzer bir saldırıya sahne olmuştu. Emniyet Müdürlüğü binasına yönelik bu saldırıda da bomba yüklü bir araç infilak ettirilmiş. 3 polis şehit olmuştu. Olayda aralarında sivillerin de olduğu 23 kişi de yaralanmıştı. Ankaralıları yakından ilgilendiren bir haber var. Ankara Valiliği tarafından bir yasak getirildi. Umuma açık alanlarda toplantı, gösteri ve yürüyüşlere 30 gün boyunca yasak kararı var. Ankara Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Buna göre terör örgütlerinin Ankara'da eylem arayışında olduğu bilgisi aldıklarını belirterek şu ifadeler kullanılıyor. Valiliğimize ulaşan istihbari bilgilere göre yasa dışı terör örgütlerinin ilimizde eylem arayışı içinde oldukları ve bazı hazırlıklar yaptıkları tespit edilmiştir. Özellikle insanların toplu olarak bulundukları açık ve kapalı alanlarda toplantı, gösteri yürüyüşleri ve benzeri faaliyetlerde eylem yapılmak istendiği tahmin edilmektedir. Bu nedenle can ve mal güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin ve esenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla Ankara il sınırları içinde 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu kapsamında yol, meydan, cadde, sokak, park gibi umuma açık alanlarda yapılacak her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşleri ve 2559 sayılı polis vazife ve selahiyetleri kanununun ek birinci maddesi kapsamında umuma açık alanlarda düzenlenecek oyun, temsil, açıklama ve çeşitli şekillerdeki gösterilerle basın açıklamaları ve standlar 2935 sayılı olağanüstü hal kanununun 11. maddesinin verdiği yetkiye istinaden
30 gün süreyle yasaklanmıştır. Ekonomiye de bir kısa göz atalım sevgili seyirciler. Dolar ard arda rekorlar kırmaya devam ediyor. Merkez Bankası'ndan buna ilişkin bir hamle var bugün. Doların 3.80 seviyesini zorlamasından sonra piyasaya 1,5 milyar dolarlık likidite sağlandı. Döviz piyasasına Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan müdahale geldi bugün. Bankadan yapılan açıklama var. Yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirilmiştir. Bu değişiklikle finansal sisteme yaklaşık 1,5 milyar Amerikan doları ilave likidite sağlanmış olacaktır deniliyor. Bankaların borç alabilme limitlerini yarından itibaren toplam 22 milyar Türk lirasına düşüren Merkez Bankası şu açıklamayı da yaptı. Piyasalarda gözlenen aşırı oynaklık yakından takip edilmekte olup ekonomik temellerden uzaklaşan sağlıksız fiyat oluşumlarına karşı Merkez Bankası tarafından gerekli tedbirler alınacaktır. Yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirilmiştir. Bu değişiklikle finansal sisteme yaklaşık 1,5 milyar Amerikan doları ilave likidite sağlanmış olacaktır. Evet sevgili seyirciler, bu arada dün tarihi zirveyi gören dolar fiyatları da bu sabah güne 3.72 seviyesinde başladı. Sonrasında 3,7770 seviyesini de geçip yeni rekorunu kırdı. Dolar saat 10.22'de 3.76 seviyesinden işlem gördü. Euro fiyatları da 4,54 seviyesini aşarak tarihi rekorunu kırdı. Euro şu sıralarda 3.98 seviyesinden işlem görüyor sevgili seyirciler. Buna paralel olarak dün de gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi Türk lirası yılbaşından bu yana değer kaybı %4,5 oldu. Evet sevgili seyirciler, akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından da bu gece yarısından geçerli benzin litre fiyatına 7 kuruş zam yapıldı. Bu sıcak gelişmeyi de aktaralım sizlere. Evet az sonra Meclis Genel Kurulu'na tekrar döneceğiz ama hava koşulları da oldukça sert geçmeye devam ediyor. Yurt genelinde etkili olan kar yağışı var. Vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle buzlanan yollarda ilerlemek hiç de kolay değil. Kar lastiği var mı? Kar lastiği yok ya. Ha, kar lastiği yok. Hem kar lastiği olmayanlar hem de trafiğe çıkmaları yasak olan tırlar yola çıkınca kazalar da kaçınılmaz oldu. Özellikle İstanbul'da yol çileye dönüştü. İstanbul'un birçok noktasında tehlike atlatıldı trafikte. Yüzlerce araç kar altında kaldı. İstanbul'da sabah işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar, karla kaplı ara sokaklar ve buz tutan kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti. Avcılar'da bazı mahallelerde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı gece saatlerinde. O mahallelerden birinde bir hasta evinde mahsur kaldı. Ambulans sokağa giremedi. Hasta ve iki yakını 4 saatlik mücadele sonunda iş makinesinin kepçesinde taşınarak ana caddeye çıkarıldı. Adıyaman'ın Çelikan ilçesinde de kar nedeniyle yolları kapanan köyde doğum sancıları başlayan Hacer Keskin'e sağlık görevlileri 4 saat sonra ulaşabildi. Bu görüntülerde Antalya'dan. Korkuteli, Elmalı ve Akseki ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. İzmir'de ise sabah saatlerinde etkisini artıran kar, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Şehir beyaza büründü, trafik akışında da aksamalar yaşandı. Muğla'da da 6 yıl aranın ardından dün gece saatlerinde kar yağışı başladı.
Tekirdağ'da ise kar yağışını eğlenceye çevirenler de vardı. 45 yaşındaki Hüseyin Karadağ, yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 35 santimetreyi bulduğu sokaklarda kayak yaptı. Soğuk hava nedeniyle buzlanan yollarda kazalar da meydana geldi. Şanlıurfa'nın Hilvan Karayolu'nda biri yolcu otobüsü ve 10 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. 23 kişi yaralandı. Evet, bu hava koşulları nedeniyle birçok ilde de okullar tatil edildi biliyorsunuz. Buna ilişkin sıcak gelişmeler de var. Bunlardan biri İzmir. İzmir'den haber geldi. İzmir'de yarın okullar tatil, yani 11 Ocak Çarşamba günü tatil. Onun dışında İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Balıkesir'in bazı ilçelerinde de yarın okullar tatil edildi sevgili seyirciler. Yine bu duruma ilişkin sıcak bilgi geldikçe sizlerle paylaşacağız. Az önce de söylemiştim, Meclis Genel Kurulu'nda anayasa görüşmeleri devam ediyor. Şimdi bir Meclis Genel Kurulu'na gideceğiz ama yine günün önemli gelişmelerinden biri Ataköy'de yaşandı. Bir camide cenaze namazının kılındığı sırada karın ağırlığını taşıyamayan caminin tentesi çöktü. Ne yazık ki 3 kişi yaşamını yitirdi. Onun üzerinde de yaralı var. Tentenin çökmesiyle onlarca vatandaş tentenin altında kaldı. Bazı vatandaşlar yaralı olarak kurtarıldılar. Olay yerine itfaiye ve sivil savunma ekipleri de hemen sevk edildi. Olayla ilgili görgü tanıklarının ifadesi var. Buna göre cenaze namazını kıldıktan sonra buranın çökebileceğiyle ilgili anons yapıldı. Bu sebeple namazı hızlı kıldık diyor. Olayda 3 kişi de yaşamını yitirdi. Onun üzerinde yaralı var. Enkaz altında insanların olması ihtimaline karşın arama çalışmaları da hala sürüyor. Olay yerinden görüntüler de şu anda ekranda. Evet, Meclis Genel Kurulu'na şimdi yine bir kısa ara verildi sevgili seyirciler. Az sonra döneceğiz Genel Kurul'a. Bugün yine önemli bir gün. Medyaya yönelik baskıların her geçen gün arttığı ve bağımsız yayıncılığın adeta imkansız hale geldiği Türkiye'de bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. 10 bin civarında işsiz gazeteci var. 164 gazetecinin tutuklu olması, 177 basın kuruluşunun kapatılması ve basına yönelik baskılar nedeniyle de çok sayıda meslek örgütü bugünü kutlayamayacağını açıkladı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğüne yönelik baskıların gölgesi altında girildi. 10 bin civarında gazetecinin işsiz kaldığı Türkiye'de meslek örgütlerinin çoğunluğu yaşanan baskı ve sansür uygulamaları nedeniyle bugünü kutlayamayacağını açıkladılar. Medya üzerindeki baskıların özellikle 15 Temmuz sonrası daha fazla arttığı belirtiliyor. Sadece bu süreçte 2500 civarında gazetecinin işsiz kaldığı da kaydedildi. Bugün Türkiye'de 146 gazetecinin tutuklu bulunduğu, 177 basın kuruluşunun kapatıldığı, 780 gazetecinin basın kartının iptal edildiği ve yine gazetecilere yönelik çok sayıda saldırının yaşandığı belirtiliyor. Ve bu durum Türkiye'nin uluslararası camiadaki konumunu da oldukça olumsuz etkiliyor. Evet, gazeteciler, Dünya Gazeteciler Günü CHP'nin de gündemindeydi. CHP Medya Komisyonu üyesi gazeteci milletvekilleri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir basın toplantısı düzenlediler. CHP'li vekiller bugünü çalışamayan ve tutuklanan gazeteciler günü olarak kutlamayı daha doğru buluyoruz dedi. Günaydın sevgili arkadaşlar. Bugün 10 Ocak. CHP Medya Komisyonu üyesi gazeteci milletvekilleri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir basın toplantısı düzenledi. Barış Yarkadaş, Eren Erdem, Atilla Sertel, Mustafa Balbay, Utku Çakırözer ve Yakup Akkaya'nın katıldığı toplantıda medya çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkat çekildi. Ve şu anda Türkiye'de arkadaşlar çalışan gazeteci sayısının çalışmayan gazeteci sayısından daha az olduğu bir Türkiye'deyiz. AKP iktidarı Türkiye'deki medya ortamını öyle bir hale getirdi ki 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nden bahsedebilmek artık absürt bir durum haline geldi. Biz o yüzden bugünü 10 Ocak'a çalışamayan ve tutuklanan gazeteciler günü olarak kutlamayı daha doğru buluyoruz.
basın mensuplarının, gazetecilerin, basın emekçilerinin cezaevinde olması sadece haber alma hakkımızı elimizden almıyor. Aynı zamanda ülkemizin demokrasi karnesini, ki oldukça kötü durumda, daha da kötüleştiriyor. Gazetecilere Türkiye koşullarında mesleklerini icra edebilmeleri için Türkiye'nin normalleşmesi sürecine kadar dokunulmazlık verilmesini bekler. Basın mensupları hapislere atarak ve beğenmedikleri gazetelere kayyum atayarak ya da onları kapatarak kendi diktatörlük anayasalarını getirmek istiyor. Gazetecinin düşüncesi ve yazdıkları hiçbir şekilde hiç kimse tarafından sansür edilmemeli, edilemez. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş tutuklu bulunan gazeteci Hüsnü Mahalli'nin durumuna da değindi. Yarkadaş, Hüsnü Mahalli'nin bir an önce tahliye edilmesi gerekiyor. Kendisi hastanede bir koğuşta tutuluyor. Doktorları Mahalli'nin her gün en az 2 saat kesintisiz yürümesi gerektiğini söylüyor. Yürüyemediği takdirde felç olma ihtimaliyle karşı karşıya. Bu yüzden Hüsnü Mahalli'nin iddianamesinin bir an önce hazırlanması ve tahliye edilmesini talep ediyoruz, dedi. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezli de Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir basın açıklaması yayımladı. Ne yazık ki son 14 yılda basın ve ifade özgürlüğü bakımından geldiğimiz nokta, 10 Ocak gününü bir bayram havasında kutlamamıza engel olmaktadır. Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde 156. sıraya gerileyerek, özgür olmayan ülkeler kategorisinde yer alarak sınıfta kalmak Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmıyor. Evet, Meclis Genel Kurulu'nda ara verildi demiştik, az sonra yine döneceğiz ama neler yaşandı? Tekrar dönelim ona sevgili seyirciler. Oylama sırasında 347 AKP ve MHP'linin katıldığı oylamada 338 kabul oyu çıktı. Bu arada AKP-MHP blokunda 9 ismin kabul oyu vermediği anlamına da geliyor bu. Çatlağın MHP'de mi yoksa AKP'de mi olduğuysa bilinmiyor. AKP'lerin büyük bölümünün açık oy kullanması bu frenin MHP'de olduğunu işaret ediyor durum itibariyle. Dün akşam yapılan anayasa teklifinin maddelerine geçilmesi oylamasında 338 kabul oyu çıktı. Bu sonuç kritik bir eşiği de ortaya koydu. Gerekli olan 330 barajı sadece 8 oyla aşılabildi. Oysa AKP-MHP blokunun 347 oyu gözüküyordu. AKP-MHP blok oyları düşünüldüğünde fireler yaşandığı tahmin ediliyor. Teklifin maddelerine geçilmesi oylamasına 480 milletvekili katıldı. 338 kabul, 134 red, 2 çekimser, 5 boş ve 1 oy geçersiz çıktı. AKP'den 314, MHP'den 33 vekilin oy verdiği bilgisi var. Bu da 347 potansiyel evet oyu anlamına geliyor. CHP'de 133 vekiliyle tam kadro oylamaya katıldı. Bundan dolayı AKP-MHP blokundan 9 oyun eksildiği tahmin ediliyor gelişmelere göre. MHP'de 4 vekil hayır oyu vereceklerini günler öncesinden zaten kamuoyuna açıklamıştı bildiğiniz gibi. Dün geceki oylamada da MHP'de o 4 ismin dışında da kabul oyu vermeyen isimlerin olduğunu ortaya koymuş oldu. Sayın milletvekilleri, kürsünün önünü boşaltalım. Behçet Yıldırım. Afyon Karahisar. Milletvekilleri şuranın önünde, idare amirleri ve katip üyeler dışında kimse kalmasın. Evet, genel kurulda görüşmelere ara verildi demiştik. Neden verildi? CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay kürsüdeydi. Şimdi o anlara bir dönelim. Sizden dilesem vicdana gelmenizi, bu anayasa değişikliğinizi çekmenizi diliyorum. Mahvettiniz ülkeyi. Sayın milletvekilleri. Feda ettiniz ülkeyi be. Sizin için memleketin ne önemi var? Sayın milletvekilleri lütfen. Yeter be. Ne demek? Memleketin ne önemi var? Mühim olan istikrar. Memleketin ne önemi var? Mühim olan iktidar. Birleşime 5 dakika ara veriyorum. Evet, Mustafa Balbay kürsüdeyken, CHP İzmir Milletvekili Balbay kürsüdeyken yaşanan anlar tekrar ekrana geliyor. Sataşmalar oldu sevgili seyirciler ve yaşanan tartışmalar sonrasında da genel kurula ara verildi. Sayın milletvekilleri lütfen. Yeter be. Evet. Ne demek? Balbay tepkilerini dile getiriyor. Memleketin sizin için ne önemi var diyor. Birleşime 5 dakika ara veriyorum. Evet, bu gelişmelerle birlikte bu
gelişmelerle birlikte genel kurul araya gitti. Şimdi yine dün geceye döneceğiz. Meclis Genel Kurulu'nda neler yaşandı? Görüşmeler devam ederken CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin kaydettiği bir video var. Onu da getireceğiz ekranlara. Bu videoda oylamanın nasıl yapılacağı Anayasa Meclis iç tüzüğünde yazılıdır. Şu anda yapılan oylama değil, tiyatrodur diyor Muharrem İnce. Anayasa oylamalarının nasıl yapılacağı meclis iç tüzüğünde yazılıdır. Birinci tur oylamaların ve 48 saat geçtikten sonra ikinci tur oylamaların da gizli yapılacağı çok açık, net bir şekilde yazılıdır. Bunu bilmelerine rağmen AKP'nin yöneticileri, bakanları bunu ihlal ederek insanlara göstere göstere, kameralara göstere göstere oy kullanıyorlar. Bu millet iradesi değildir. Bu oylama değildir. Bu tiyatrodur. Bu çadır tiyatrosudur. Bunu artık milletimiz çözecek. Mecliste, parlamentoda bunu çözmenin bir yolu kalmamıştır. Evet, saat 19'da CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce stüdyomuzda konuğumuz olacak. Hem dün gece yaşanan bu görüşmeleri hem de son seyrini konuşacağız anayasa görüşmelerinin. Gizli oy, açık oy tartışmalarının gölgesinde dün geceki oylama yapıldı. Anayasaya aykırı açık oy kullanılması. İşte büyük tartışmalara yol açan sevgili seyirciler, anayasa değişikliği görüşmelerinde AKP'lilerin gizli oy uygulamasını ihlal etmelerine yönelik tepkiler sürüyor. Konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklamayı getireceğiz ekranlara. Ankara Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Kerem Altıparmak, gizli oy kullanmanın milletvekilinin vazgeçebileceği bir kişisel hak olmadığını belirtiyor ve oylamanın geçersiz sayılması gerektiğini de söylüyor. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Kerem Altıparmak mecliste AKP ve MHP'nin ortak anayasa teklifi görüşmelerine ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Tek adam sistemini getirecek olan değişikliğin oylamasında AKP'nin ihlallerine dikkat çekti Altıparmak, oyların açık şekilde kullanılmasını eleştirdi. Akademisyen Altıparmak, gizli oy kullanmanın milletvekilinin vazgeçebileceği bir kişisel hak olmadığını ve oylamanın geçerliğini sağlayan bir yükümlülük olduğunu da ifade ederek oylamanın geçersiz sayılması gerektiğini dile getirdi bir hukukçu olarak. Biz şimdi gene dün geceye döneceğiz. Oylamayla ilgili çok özellikle CHP'nin çok ciddi tepkileri vardı. Neden bunlar yaşandı? Şimdi 3 AKP'li vekilin nasıl kabine girdiğini getireceğiz. CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in paylaştığı görüntülerle birlikte. Evet, görüntüleri getirelim ekranlara. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Öncelikle bir hikayeyle başlamak istiyorum. Okul tuvaletinde birlikte sigara içen 3 erkek öğrenci öğretmene yakalanır. Öğretmen 3 erkek öğrenciye sorar. Siz içeride sigara mı içiyordunuz? Öğrencilerden biri hayır hocam diye cevap verir. Öğretmen tekrar sorar. Sigara içmiyorsanız 3 erkek bir kabinde ne yapıyordunuz? Bu sefer diğer erkek öğrenci hocam vallahi sigara içiyorduk diye itiraf eder. Şimdi soruyorum. Dünkü oylamada aynı kabinde birlikte oy kullanan 3 erkek AKP'li vekil, eğer birlikte oy kullanmıyorduk, vallahi anayasayı ve gizliliği ihlal etmiyorduk diyorsanız, 3 erkek bir kabinde ne yapıyordunuz? 3 AKP'li vekilin bir kabinde birlikte ne yaptığını milletimizin bilmeye hakkı vardır. Teşekkür ediyorum. Evet, biz de Halk TV ekranlarından tıpkı Fatma Kaplan gibi soruyoruz. 3 AKP'li vekil kabinde ne yapıyordu merak ediyoruz gerçekten. Gizli yapılması gereken oylamayla ilgili olarak. Şimdi açıklamalara dönelim. Hareketli başladı dedik anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri. Partiler adına konuşmalar yapıldı. CHP grubu adına önceki genel başkan ve Antalya milletvekili Deniz Baykal'ın konuşması çok dikkat çekiciydi. Baykal çok açık bir ifadeyle yaşanacak süreci cümle cümle anlattı. %50 %100'ü feshediyor dedi. AKP grubu adına da Başbakan Binali Yıldırım konuştu. İki kaptan bir gemiyi batırır dedi. Ve MHP grubu adına da Mehmet Parsak söz aldı. Başkanlık sistemini öven bir konuşma yaptı Parsak'ta. İlk kez Türkiye'de 12 Eylül'den bu yana uzlaşma olmadan bir anayasa değişikliği hayata geçirilmek isteniyor. Bu getirilen anayasa değişikliği sıradan
alışılmış bundan önceki 17 paket gibi bir değişiklik değil. Bu anayasanın temellerini, egemenlik anlayışını, ana kurumların konumunu ve birbirleriyle ilişkisini dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde olmadığı kadar allak bullak edecek bir proje. Seçeceğimiz cumhurbaşkanı bu milletin %100'ünü temsil eden organın temel yetkilerini alacak, yasamanın bir kısmı dahil, denetlemeyi tümüyle ortadan kaldıracak, yargıyı alacak ve yeni bir anlayışla bir devlet mekanizması ortaya çıkacak. Biz hiç gerekçe bile göstermeden feshedeceğiz. Kim kimi feshediyor? %50, %100'ü feshediyor arkadaşlar. Ben denizciyim. İki kaptan gemiyi batırır. Kaptanın tek olması lazım. Başbakan yok. Evet. Yok. Bu sistem uzlaşmayı getiriyor. Uzlaşmayı. Bu sistem uzlaşmayı getiriyor. Oturun uzlaşın diyorlar. Eğer uzlaşmazsanız, biriniz giderseniz o birinizi de göndeririz diyor. Sistem bu kadar açık. Yürütme yapısı da kendi içinde iki başlılık arz etmektedir. Gerçekten bir tarafta hiçbir sorumluluğu bulunmayan, demin de anlattığım gibi bir cumhurbaşkanı ile öbür taraftan halkın oylarıyla seçilmiş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içinden çıkan, başında bir başbakanın olduğu ve tüm sorumluluğu da üzerinde taşıyan bir bakanlar kurulu. Yani iki başlı ve böylesi dizayn edilmiş bir yürütme söz konusudur. Evet, açıklamalar böyleydi. Şimdi yine bir kısa araya gidiyoruz. Saat başında CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce stüdyomuzda konuğumuz olacak. Dün geceye ilişkin değerlendirmeleri vardı. Hem yaşanan süreci hem de genel kurulu konuşacağız. Görüşmek dileğiyle.